Şimdi de soru çözümlerine geçiyoruz arkadaşlar, konumuzla alakalı. Şimdi hocam soru çözmek çok önemli biliyorsun biyolojide. Zaten sadece biyolojide değil bütün derslerde önemli ama biyolojide ayrı bir önem arz ediyor. Arkadaşlar bazen konular biyolojide soru çözülerek öğreniliyor. Ondan dolayı sorulara ağırlık veriyoruz. Matematikte zaten öyleydi. Gerçi matematik biyoloji çekişmesi yapmayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar prokaryot yapılı bir hücrede aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşebilmesi için mutlaka ama mutlaka bir organele ihtiyaç vardır, ihtiyaç duyulur. Nedir? Ne diyorsun hocam? Sindirim enziminden oyumu kullanıyorum. Ribozom muydu? Ha. Yanlış mı hatırlıyorum? Başım ağrıyor ama bugün benim üzerime çok gelme. Yani sindirim enzimi sentezi derken... ATP değil. ATP'yi mitokondri yapar değil mi? Şeyde de oluyor. Az önce verdik ya kendi besini için yapan. Evet. Yani cimri bir tane vardı. Neydi o? Ribozom muydu gene? Hangisi için? ATP'yi üreten. ATP, kloroplast da ATP üretilir. Mitokondri de ATP üretir dedik ama kloroplast üretmiş olduğu ATP'yi besin sentezinde kullanır demiştik. Glikoz sentezi biliyorsun nerede gerçekleşiyor? Fotosentez olaylarında falan gerçekleşiyor. Kloroplastlarda falan gerçekleşiyor. Kloroplast. Ama bakteriler de glikoz sentezleyebiliyor. Tamam mı? Bakterilerde de yani ATP. Daha doğrusu şöyle diyelim. Kloroplast organeli kullanılmadan da fotosentezle glikoz sentezlenir. Tamam mı? Ya da mitokondri organeli kullanılmadan da bakterilerde ATP sentezlenebilir. Hı hı. Tamam mı? Sindirim enzimi sentezi falan dedik. Golgi yapar. Aynı zamanda endoplazm ER falan yapar dedik. Hatta Golgi deyip bağlamıştık en son. Hı hı. Ama bakteriler bunları kullanmadan da sindirim enzimleri üretebilir. Tamam mı? Tamam. DNA sentezi çekirdekte meydana geliyordu. Bakteride çekirdek falan da yok zaten. Organel değil zaten. Dolayısıyla bakteri bunu da yapabilir. Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşir. Ribozom organeli yapmak zorunda proteini. Tamam mı? Yani dolayısıyla muhakkak ribozom olmak zorunda protein sentezleyebilmesi için. Besin bakanı mı diyor konu? Yani, İsim vermedik ondan aklımda değil benim. Öyle bugün mi? Tamam. Bugün başım ağrıyor sen bunu bugün çok soru Peki, sorma. Tamam geçtik. Şimdi plastitlerle ilgili plastitler yukarıda verilenden hangileri ortaktır? Kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Çok kro bir organelimiz ve lökoplast. Tamam mı? Şimdi hangileri ortaktır üçü içinde? Klorofil pigmenti taşıma kloroplastın. Çünkü diğerleri renk kromoplasta renkli renkliydi. Lökoplast renksiz değil mi? Nişasta depolama lökoplastlar nişasta depoluyor. Kloroplastta da az bir şey depolanabiliyor. Çift katlı zara sahip o zaten olma. Çift katlı vardı sadece. Hepsi çift katlı zara sahipti. Tamam mı? Dolayısıyla yani hepsi şey içinde ortak olan ikidir. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mitokondri organeli ile ilgili olarak doğrudur hocam? Nükleik asit sentezleyebilme. Nükleik asit derken DNA, RNA'yı kastediyoruz. Tamam mı? Evet, mitokondri organelinde DNA sentezlenebiliyor. Kendisine eşleyebiliyor. Evet. Tamam mı? RNA da yapabiliyor. Bu doğrudur. Karbondioksit açığa çıkarabilme. Mitokondri organeli çıkartır, solunum yapar. Yani ne yapıyordu? Glikozu alıyordu, oksijenli solunumla parçalıyordu ya açığa karbondioksit çıkıyordu. O zaman ciğer çıkıyordu. Problem var. Ben şıklardan gittim. Dolayısıyla bu da doğru. ATP de sentezliyor. Evet. ATP de sentezler. Niye bu 1, böyle? 1-2-3 ya. Benim sorum yok. Hatam yok. Soru hatamı. 1-2-3 sağlıyor. 1-2-3 olur. Şuraya 1 ekleyelim. Tamam mı? 1-2-3 olur. Böyle yanlış hazırlamazsanız ben biliyorsun. Hayır ben doğru yazdım. Yazı. Şimdi yeşil olarak kopartılan domates karanlık bir ortama konulduğunda kırmızı renk almaktadır. Buna göre domatesteki plastik dönüşümü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet. Hangi plastit hangisine dönüşmüştür? Kloroplasttan kromoplasta. Evet, yeşil olduğundan dolayı kloroplast. Klorofilden aklıma geliyor. Çok güzel. Kırmızı renkli kromoplasta dönüşüyor. O da garip gelecek ama kromajdan aklıma geliyor. Kromaj. Kromaj böyle renkli renkli janjanlı şeyler olur ya. Ha. Bunda da çünkü birkaç renk vardı. Tamam. Şeyde de bak var mesela bu muzlar, çikita muzlar var ya ne oluyor?
dış ülkelerden yeşil gemilerle bize geliyor. Oluyor. Yani eğer olmuş olarak ağaçtan kopartmış olsalar yolda çürürdü. Daha yeşil olarak kopartılıyor. Gemilere atılıyor. Yolda işte üzerlerinde etilen gazı sıkılıp sararıyor. Yeşil renkliyken ama sarı renkli oluyor. Gene şey evet bizim ülkemizin ana murmuzunun yerini tutmuyor. Evet çok büyük oluyor, kof oluyor, şey oluyor yani tadı iyi olmuyor. Saman gibi bir şey oluyor. Şimdi buna göre hücre zarının ne demişiz? Hücre zarı canlı, esnek, seçici, geçirgen ve yarı saydam bir yapıdadır hocam. Şimdi buna göre hücre zarının yarı saydam olması aşağıda verilen organellerden hangisinin çalışmasıyla doğrudan ilgilidir? Hadi bakalım. Özel bir soru biraz böyle. Lizozom. Çünkü tam neden? Saydam, lizozom tam saydamdır ama hücre zarının çalışması yarı saydam olması yarı lizozomun saydam desteğiyle olabilir diye düşünüyorum. Ya lizozomun desteği... Hayır hiç çok mantıksız ya? Bir yorum yaptın. Yarı saydam, saydamsa neye göre saydam? Ne yapar? Bir kısmını yarı saydam, bir kısmı saydam olabiliyor. Diğer bir yani lizozomun etkisiyle o kısım saydamlaşıyor. Çok zorlandın kendini vallahi. Hayır, saydam ışıkla alakalı değil mi? Işığı geçirebiliyor. Evet. Hangisi ışıkla alakalıdır? Bu organellerden. Mitokondri mi? Hayır. Işık. Kloroplast diyeceğim. Ama ya, klorofilden dolayı aklıma geliyor. Yani zaten o da olmasa kloroplasttır. Fotosentez yapıyor. Işık enerjisi lazım. Yarı saydam. Ha neden Işığın yarı saydam bir hücresi lazım var bunun? Çünkü ışığın içeri girmesi lazım. Evet. Ben size şöyle düşünüyorum. Lizozom o maddeyi saydamlaştırıyor. Hayır. Evet, sen tamam. Görünmez bunu yarı saydam yapan nedir diye almışsın evet. Ama hücre zarının yarı saydam olması hangi organelin işine gelir? Yarar. Tabii öyle. Kloroplastın işine yarar. Çünkü o ışık geçecek ki kloroplastta emilsin, fotosentezde besin üretilsin diye. Alalım hocam. Evet. Şimdi hücre bölünmesi sırasında ökaryot bir hücredeki bazı organellerin sayılarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Hücre bölünmesi esnasında organel miktarlarına bakacağız. Endoplazm retikulumun miktarı ne olur? Sentrozomun, mitokondri organelinin miktarı ne olur? Bu eriyip kaybolmuyor muydu endoplazm? Harikasın ya. Gerçekten çok iyi hatırladın. Peki ne yapacağız? Azalır mı, artar mı? Azalır. Hala içeride ama. Ama eridi. Şekil olarak. Sıfır olmada bir azalma değil mi? Gitti. Gitti. Özel olarak hazırladım şıkları. Evet, sentrozom organelin miktarı artar mı, azalır mı? Sentrozom neydi? Hatırlatırsan. Hani, gerçi hiç azalır koymamışım. Özenle hazırladı şıkları. Şurayı özenle hazırladım, gerisine bakmamışım. Sentrozom organeli hani ne yapıyordu, şöyle birbirine dik iki tane tüpten oluşuyordu ya. Hücre bölünmesi olayında onun esnasında öncesinde kendisini eşliyordu. İki tane oluyordu. İyi ipliklerini oluşturuyordu. Artar. Şöyle hücrenin zıt kutuplarına gidiyordu, şöyle iki tane oluşuyordu. Artar. Tamam mı? Evet. Ama eleyemedik. Özel olarak hazırladım şıkları. Mitokondri değişmez. Değişmez derken şöyle desek daha doğru olur. O da bölünüyor. Yani enerjiye çok fazla ihtiyaç olduğundan dolayı evet mitokondri organeli biraz fazla ATP üretiyor. Aynı zamanda mitokondri organeli de sayısı da yavaş yavaş artırılır. Çünkü ikiye bölünecek. İki tane hücre oluşacak. Her iki hücreye mitokondri gitmesi gerekiyor. Tamam mı? Artar desek daha da mantıklı olur. Ben hücre başına bir tane kalıyor. Hücre başına değişmiyor diye düşündüm ama. Yok. Yanlış mı? Bir taneden fazla. Bazı hücrelerde yüzlerce mitokondri var. Yok, anladım demek istediğim. Ben mitokondri bölünüyor ya. Atıyorum bir mitokondri bir hücre var elimizde. Bölünüyor, iki hücre var ama iki tane mitokondri var diye düşündüm. Ha, artar. Tamam. Ya, artar sonuçta. Tamam o zaman. Sonuçta artar senin mantığından hücre da. Hücre başına mitokondri sayısını hesaplıyorum. Evet. Dolayısıyla hücre bölünmesinde artar dedik. Şimdi ribozom organeliyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Ribozomla ilgili. Hücrede serbest amino asit miktarını azaltır. Serbest amino asit miktarını azaltır. Bir yorum yapabiliyor musun? Yapamıyorsan geçelim. Şimdi yapısına zar bulunmaz. Geçtik. Golgi organelinin dış zarı üzerinde bulunabilir. Birçok şeyin üzerinde vardı ama. Ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlenir. Hani çekirdeğin içerisinde ribozom vardı, evet. Şöyle çekirdekçikler vardı. Buralarda ribozom organeli yapılır falan demiştik. Çekirdekçikte evet sentezlenir. Yapısında nükleik asit bulunur. Ribozom organelinin RNA bulunur demiştik değil mi? %60 RNA. DNA yok ama ha. Bak mitokondri ve kloroplastta DNA RNA beraber. Ribozomda sadece RNA var ama o da bir nükleik asittir. Bu da doğrudur. Şimdi
Ne diyorsun? Ya, gol A mı C mi diyorsun? Ben C doğru diye hatırlıyorum ben ya. Ama hangi organel? Gol olduğundan emin misin? Koful vardı. Endoplazm retikulum mu? Gol E-R'nin etrafında zaten şöyleydi. Çizmiştin onu. Hatırlıyorum. Böyle pıt 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 şeydi etrafında. Evet. Çekirdeğin etrafında da vardı. Çok güzel. Mitokondri ve kloroplast organelinde de vardı. Golgi de var mıydı? Tamam 4 tane vardı zaten o zaman. Evet. Golgi de yok. Çok güzel. Golgi de yoktu. 4 tane zaman olduğunu hatırlıyorum ama. Şunu da açıklayalım. Serbest amino asit miktarını azaltır derken o amino asitleri birleştirip ne yapıyor? Protein sentezliyordu değil mi? Hı hı. Serbest amino asitleri azaltır. Evet sayısını azaltır. Çünkü doğru. Onları protein yapıyor. Tamam mı? Doğru. Aşağıda verilen organel ve gerçekleştirdiği görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mesela şuradan başlayalım hocam. Sentrozom iğ ipliği doğru. Sentezi yapar. Golgi hormon sentezi. Yanlış. Yanlış ben bunu boşaltım bakın olarak. Bir dakika şurada ne diyelim mi? Kloroplast ATP sentezi. Doğru. Kloroplastla da alakalı. Endoplazmik retikulum yağ sentezi. Asıl görevi proteindi ama yağ ve karbonhidrat da yapıyor demiştik. Yapıyordu evet çok az güzel. Az miktarda. Yapıyordu. Bu da doğru. Ribozom amino asit sentezi az önce söyledim. Amino asit sentezi mi protein sentezi protein mi dedi? Protein sentezi ama amino asit protein yapısında bulunmuyor mu? Evet bulunuyor. Bulunuyor diye o amino asitleri de ribozom mu sentezliyor? Ne kızıyorsun? Yanlışsa yanlış de. İkisini açıklayalım o zaman. Evet. Amino asitler kloroplast tarafından sentezlenir. Tamam mı? Hı-hı. Fotosentez sonucu açığa çıkabiliyorlar. Ribozom bu amino asitleri alıp birleştirir. Ve protein yapar. Hı-hı. Amino asitleri yapan ribozom değildir. Anladım. Ribozom protein yapar bu amino asitleri alıp. Tamam mı? Dolayısıyla bazen sorularda geliyor bu şekilde. Ondan dolayı ona dikkatini, öğrencilerin dikkatini çekmek için bu şekilde bir soru hormon hazırladım. Sentezi? Golgi tükürük yapar, hormon yapar, sindirim enzimi üretir, süt üretir, sümük üretir hormon dedik. Hormon deyince benim aklıma o gelmiyor ki. Hormon geliyor yani direkt böyle hormon, testosteron, gerçi onları da yaptığını söylemiştin. Evet yani testosteron onları granüllü endoplazmik retikulum yapıyor evet. Demiştik. Benim aklıma daha direkt granülsüz onlar geliyor. Endoplazmik retikulum hormon yapıyor deyince. Demiştik. Ama yine bazı bak. Endoplazmik retikulum biraz yapıyor maddeyi. Golgi'ye atıyor. Golgi çok daha da işlevsel hale getiriyor. Tamam ben tamam Golgi'yi boşaltım olarak direkt kafam tutmuyor. O koful olarak aklında olsun. Koful. Ökaryot bir hücreye ait. Bazı organeller aşağıda zar yapılarına göre eşleştirilerek verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır. Zar yapısına göre yani. Tek zarlı, çift zarlı. Mesela Golgi tek zarlı, lizozom tek zarlı. Tek zarlı gibi. Evet. Hangisi yanlıştır? Mitokondri, kloroplast. Mitokondri çift zarlı. Çift zarlı, çift zarlı. Kloroplast tek zarlı değil mi? Çift zarlı. Şey, plastitler miydi neydi? Plastitler çift tamam, zarlıydı. Çift zarlıydı doğru. Evet. Koful. Endoplazmik retikulum. Koful. Buradan sonra sana bırakayım. Kafa karıştırdım tamam. Çocuklar. Tek zarlı. Endoplazmik retikulum da tek zarlıydı. Ribozom zarsız. Tamam şuradan görmem lazım. Sentrozom da zarsız. Lizozom. Zomları koydum ki biraz. Tek zarlı. Evet. Sentrozom zarsız. Şu tek zarlı bu zarsızdı. Dolayısıyla zar durumuna göre. Aslında bütün şıklara tek tek bakıp ribozomu hatırlıyorum zarsız evet. Olduğunu. Ondan sonra sentrozom da zarsız. Lizozomun da tek zarlı olduğunu biliyoruz. Evet. Oradan çıkartabiliriz. Bir kez daha tekrarlamış olalım. Ribozom ve sentrozom zarsız. Endoplazmik retikulum, Golgi, lizozom ve koful tek zarlı. Mitokondri ve kloroplast da çift zarlı. Organel olmamasına rağmen, hücre bir bölüm olmasına rağmen çekirdek de çift zarlıdır. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi aynı hücrenin sitoplazmasında beraber bulunmaz diyoruz. Diyerek son sorumuz hocam. Hangisi aynı hücrenin sitoplazmasında beraber bulunmaz? Bulunur. Evet bulunabilir. Ya aslında direkt mitokondri kloroplasta gidiyor aklımda. Biri bitki değil. Hücresinde biri hayvan hücresinde diye hatırlıyorum. Hayır. Bitki hücresinde de ikisi beraber bulunabilir. Evet. Biri hayvan, biri bitki hücresinde bulunan organel. Bu muydu? Değil. Sentrozom hayvansal hücrelerde var demiştik. Bitkisel hücrelerde, yüksek yapılı bitkisel hücrelerde yok. Tamam mı? Kromoplast da bitkisel hücrelerde var.
şunu hatırlamıyorum. Sentrozom'u hatırlamıyorum. Sentrozom şey mantarda evet oluşturdu. Mantar hücrelerinde hayvansal hücrelerde bulunuyordu. İyipliklerini oluşturuyordu. Kromoplast'ta bitkilerde bulunuyordu. Dolayısıyla ikisi beraber bulunmaz diyoruz. Bugün başım ağrıyor ya. Tamam hocam. Bugün sende bir hastalık var evet.